1880 yılında Fransız halkının Amerika'ya hediyesi olarak buraya getirilen özgürlük anıtı önümüzdeki sene 6500 metrekarelik yeni bir müzeyle ziyaretçilere kapılarını açıyor. Gelin beraber bu ilginç müzenin hikayesini onu inşa edenlerden dinleyelim. Fransız halkının özgürlükler ülkesi Amerika'ya hediyesi olarak 1892'de New York'a getirilen özgürlük anıtı, Amerika'ya gelen göçmenlerin ilk durağı olan Ellis Adası'nın hemen yanındaki yerini aldıktan sonra 1954'e kadar milyonlarca göçmene hoş geldiniz mesajı vermiş. 2019'da açılması beklenen müze, Amerikan tarihinin bu önemli kesitini ve göçmenliğin sembolü olan bu anıtı dünyaya tanıtmak için tasarlanmış. When we first came on the island, we were moved. We literally stopped. Adaya ilk geldiğimizde çok etkilendik. Etrafımızda dizlerinin üzerine çökmüş ağlayan turistler vardı. Bu heykelin onlar için anlamının ne kadar büyük olduğunu anladık ve o zaman buranın insanlık için ne kadar özel ve ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğini tam anlamıyla kavrayabildik. Özgürlük anıtını her yıl ortalama 4,5 milyon turist ziyaret ediyor. Fakat heykeli çıkabilmek herkese nasip olmuyor. Yetkililer ziyaretçilerin 5'te 1'inin heykelin içini görebildiğini ve göremeyenlerin bu durumdan şikayetçi olduğunu söylüyor. Yeni müzenin açılmasının en büyük nedenlerinden biri yeni müzenin birçok ziyaretçinin heykelin içine çıkmadan da çıkmış gibi hissetmelerini sağlamak. Tasarım harikası müze, teknolojinin son harikaları kullanılarak ziyaretçilere eşsiz bir özgürlük anıtı gezisi sunacak. Müzeyi tasarlarken elimizden gelen her şeyi ama her şeyi yaparak heykelin temsil ettiği özgürlük fikrini yansıtmak istedik. Peki bugün özgürlük anıtına gelen ziyaretçiler için bu heykel ne ifade ediyor? Hemen hemen hepsi için başka bir şey ifade ettiğini gördük. El esfuerzo de todas esas personas. Anıt benim için bu ülkeye eşitlik ve kardeşlik umutlarıyla gelen kişileri sembolize ediyor. Özgürlüğü sembolize ediyor ama başkalarının özgürlüklerine saygısızlık etmeden. Ziyaretçiler heykelin 93 metrelik meşalesinin çevresinde sanal olarak uçtuktan sonra Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Boisdoli'nin heykeli tasarladığı stüdyoya geliyor. Bu zaman içinde yolculuğun ardından İlham Galerisi'nde yolculuklarını tamamlıyorlar. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümlerden biri 1980'de yerine daha modern bir versiyonu getirilince 30 yıldır gün ışığı görmeyen 1600 kiloluk orijinal pirinç meşale. Müzenin kendisi kadar terasından izleyecekleri manzara da ziyaretçilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. New York kentinin benzersiz panoramik görüntüsünü elde etmek için düşünülmüş bu yapıyla ilgili olarak müzenin baş mimarı optimist bir tasarım diyor. Müze nostaljik olmaya çalışmıyor. Tam tersine ileriye dönük. Kendi kendinin ilhamı olacak. Kendi başına yeni bir ikon olurken çevresindeki tarihe saygı duyacak bir yapı olmasını istedik. Yeni Özgürlük Anıtı Müzesi 2019 yılının Mayıs ayında ziyaretçilere açılacak. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.